Şimdi sizler birlikte rip komutunu inceleyeceğiz. Rip komutu buradaki komutlar içerisinde göremezseniz nereden ekleyeceksiniz? İlk önce onu göstereyim. Geldiniz yukarı sağ tıkladınız. Kişiselleştiri seçtiniz en altta. Komutlara geldiniz. Unsurlar yani feature'lar. Features İngilizcesi. Buraya geldiniz. Bakın gezindiğimiz her menünün üstünde ismi yazıyor. Feder. Yani rip. Rip'i alıp sürükleyip getirip bırakabilirsiniz şuraya. Ama bende zaten hali hazırda var. O yüzden kullanmıyorum. Soytoks'u Kur'an'ların %99'unda da bu bulunacaktır. Ama kaldırdıysa nereden gelecek onu bilsin en azından. Bu örnek için parçaları beraber çizeceğiz. İlk önce şuraya bir izometrik bakalım. Aman dik olarak değil. Bu örnek için parçalarımızı birlikte çizeceğiz. O yüzden ön düzleme giriyorum. 3 ayrı örnek yapacağız. Ön düzleme giriyorum. Çizim diyorum. Ve ondan sonra yandan bakıp ilk önce şöyle bir şekil. Aslında ölçüler önemli değil ama hani sizler sayısal olarak çalışın ve modellemeyi de bir yandan tekrar etmiş olalım diye. O yüzden benimle birlikte tekrarlıyorsunuz maalesef. Kaçış yok. 20 fevkalade eksen çizgisi. Ve eksen çizgisi. Şimdi ölçümlendirmelere başlayalım. Bunun bu kenara uzaklığı 20. Bunun da bu kenara uzaklığı. Nasıl? Benimle birlikte mecburen onları tekrarlıyor olmak güzel bir his mi? Çünkü başka türlü öğrenmeyeceksiniz biliyorum. Örnekleri size yaptırarak eziyet etmekten keyif alıyorum. Çizdim. Bitti. Şimdi istediğim şey benim bu çizimi örneğimin içerisinde kullanmam lazım. Dikkat edin. İlk önce ekstrüzyonla katlamaya giriyorum. Ve sadece bu alanı seçiyorum. Orta düzlem dedim. Ve 100 milim katıladım. Okey. Kaymoldu skeç. Nasıl kullanacağım? Hiç panik yok. Tekrar buraya basıyoruz. Artıya bastım. Şunu açtım. Şimdi döndürerek katlamaya bastım. Sadece bu alanı seçtim. Ve ona eksen çizgisi olarak da burayı verdim. Bitti. Kayboldu skeç. Ne yapacağım? Çizimi seçtim. Tekrar döndürerek katlama dedim. Sadece bu alanı seçtim. Ve eksen çizgisi olarak da bunu verdim. Ve bitti. Bunu yapacaksınız. Bu örneği böyle yapmak zorundasınız. Kusura bakmayın. Hiç işin kolayına kaçmayın. Şimdi gelelim rib'i öğrenmeye. Bakın şu üst düzeye basıyorum. Ya da bu üst düzeye fark etmez. Yani hangi düzlemi seçtiğinizin, hangi yüzü seçtiğinizin bir önemi yok. Ve oraya gelip çizim yapacağım. Bir çizgi çizmek için butona bastım. Onun için dik bakıyorum. Ve bakın ölçüsü sayısı önemli değil. Şu araya hiçbir şeyle temas etmeden sadece bir çizgi ekliyorum. Bu kadar. Aman şu son çizgi hariç. Boşlukta duran, iki tarafa da değmeyen öylesine bir çizgim var. Ve gelip rip komutuna giriyorum yani federe. Diyor ki bu federi hangi yönde yapacağım? İlk önce bunu belirtiyoruz. Diyoruz ki aşağı doğru. Bakın yönünü seçtim. Yani bu çizginin altında kalan alanı dolduracak. SolidWorks. Buna malzemeyi ters tarafa çevirir. Yukarı doğru aşağı doğru buradan flip direction yapabiliriz. Hangi yönde federleyeceğim? Sağına doğru mu? Soluna doğru mu? Her iki yönde diyorum. Ve 10 değil 20 milim yapıyorum bunu. Tabii ki buna doğal veya doğrusal yapabilirim ya da buna belli bir açı verebilirim. Gittikçe büyüyebilir kenarlara doğru. Veya bu bir kapalı alan olsaydı kontür seçebilirdim. Şimdi OK'ye bastığım zaman bakın nasıl büyülü bir şey oluyor. Bütüne tamamladı gördünüz mü? Bu çizgi aşağı doğru giderken 10 sağa 10 sola giderken
Değebileceği her yere değiyor. Güzel. Birinci örneği geçtiniz. Gelelim ikinci örneğe. Yeni. Okey. İkinci örneğimiz biraz daha farklı. İkinci örneğimizde yine beraber çiziyoruz. Sağ düzlemden bakıyorum. Ve orijine göre şöyle bir parça çiziyorum. Aşağı inelim. Bu sefer ölçülerin hiçbir önemi yok. Ekstrüzyon. Siz de benimle birlikte yeni bir komut öğreneceksiniz ve kullanacaksınız mecburen. Aynalamaya basıyorum. Şu yüzeyi aynalama için seçiyorum. Detaylarını sonra göreceğiz, merak etmeyin. Buraya da gelip şu mavi kutu içinde gelip buna dokunuyorum. Ve okey diyorum. Çok güzel. Şimdi bunun ortasından geçen şöyle bir düzlemim var, görüyor musunuz? Tabii bir saniye, acele etmiyoruz. İlk önce şunun tabanına dokunun. Çizime girin, dikdörtgeni alın ve dik bakın. Ve tam bu köşeden başlayıp aşağı, tam aşağıya bakın, hizalıyorum. Görüyor musunuz? İsterseniz gelip dokunup da hizalayabilirsiniz. Artık hizayı çeker. Bu kadar basit. Sonra da bunu katılamaya çeviriyorum. Ve izometrik bakıyorum. Yukarı doğru. Ters yöne. 8-10 milim katılıyorum. Şimdi bakın. Şeklim bu. Bu şekilde istediğim şey ne? Benim burada oluşturmaya çalıştırdığım form. Tam şunun ortasındaki düzleme sketch açıp çizim. Dik bakıp bu sefer de burada bir kaburga çizmek. Bakın geldim. Şöyle bir çizgi çizdim. Ve sonra rip komutuna, yani feder'e girdim. Bu sefer doğru yönü gösteriyor. Miktar olarak da doğru. Sadece gelip okey basıyorum. Bakın böyle oluyor. Eğlenceli değil mi? Evet. Şimdi kalıpçıların ve plastik parça tasarlayanların bayılacağı bir şey göstereceğim. O nedir? Süper bir şey gösteriyoruz. Üst düzlemde başlayalım. Gelelim çizim. Merkezden bir dikdörtgen. Hemen katıla. Okey. Yine size aradan bir komutçuk öğretiyoruz. Shell, kabuk. Dokun ve şurayı 2 milim yap. Ön izlemeye izin verirsek göreceksiniz görüntüyü. Okey. Gayet güzel. Şimdi yine şu üst yüzeyi seçmeniz lazım. İşte aslında 2 milim yapınca bu sorunu yaşayacaksınız. Keşke düşünseydim bunu. Yani o zaman yaklaşıp seçin. Şöyle boşluğa basın bir kere. İyice yaklaşın. Ve sonra şu yüzeye dokunun. Bakın kenara değil. Yüzeye. Dokunduğunuzda mavileyecek zaten. Ve yine gelip çizime basın. Sonra da spacebar dik olarak çift tıklayın. Bakın şimdi ne yapacağız? Geldim. Orijine bir daire çiziyorum. Şeklin 3'te 1 büyüklüğünde. Çok değil. Sonra line komutunu alıyorum. Şuradan hizalayıp öylesine bir çizgi çiziyorum. Escape'i bastım, bıraktım. Line'da devam ediyorum. Tekrardan line'a girdim. Basılı tutup çekseydim bu sorun olmayacaktı. Basılı tutup çektim. Ve bunu da burada bitirdim. Escape'e bastım, çıktım komuttan. Şimdi bakın bu çizdiklerim nerede? Tam bunun üst hizasında boşlukta duruyor. Projeksiyonla birlikte biraz görüntü yavaş akabilir. Şu anda aslında gayet normal hızda tasarım yapıyoruz. Şimdi feder'e girdim. Sizce ne olacak? Aşağı doğru baktığından emin olun. 10-10. Her iki yöne de okey. Evet. SOLIDWORKS'u gerçekten keyifli ve iyi kullanıyoruz. Bu plastik parçanız olsaydı çok güzel. Şuranın ortasında boşaltırdınız gerekirse.
Çok güzel o arkadan destek parçalar oluyor ya. Parçayı şelledik çünkü kırılabilir. Plastik parçamı hemen desteklemiş oldum. Bundan da hatta vidalama yeri yapabilirdim. Peki. Ribi bile ne kadar keyifli anlattık yani Feder komutunu. İngilizcesi RIB bunun. Umarım faydası olmuştur. Ben Haluk Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.